Burada üç tane fonksiyon var, hepsine f denilmiş ama biz farklı olduklarını varsayacağız. Bu videoda bu üç fonksiyonun her biri için, her biri için, üç farklı şeyi bulacağız. Hepsi için ayrı ayrı sıfırları, yani fonksiyonları sıfır yapan değerleri, mesela bu fonksiyon için hangi t değerinin ft'yi t'yi sıfır yapacağını, bunlar için de hangi x değerinin, hangi x değerlerinin f x'i sıfır yaptığını bulacağız. Evet, sıfırları, tepe noktalarının koordinatlarını ve bir de simetri doğrularının denklemlerini bulacağız. Bunu da yazalım. Simetri doğrusu. Hatta biraz daha detay verecek olursam bu üç fonksiyon için geçerli tek simetri doğrusu olan dikey simetri doğrularını bulacağım. Ama her zaman olduğu gibi önce videoyu durduracaksınız ve bunları kendi başınıza bir deneyeceksiniz. Buldunuz değil mi? O zaman sıra bende. Evet, bir bakalım. Önce sıfırlar. Birinci fonksiyonun sıfırlarını bulmak için t eksi 5 üzeri 2 eksi 9'u sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Evet, t'nin hangi değeri t eksi 5 üzeri 2 eksi 9'u sıfır yapar? Evet, ilk olarak iki tarafa da 9 ekleyelim. Sol tarafta t eksi 5 üzeri 2, sağ tarafta da 9 kaldı t eksi 5'in karesi 9'a eşitse, t eksi 5 ya 3'e ya da eksi 3'e eşittir, öyle değil mi? Buradaki t'yi bulmak için iki tarafa 5 eklersek, t'yi 8 olarak buluruz. Burada iki tarafa 5 eklediğimizde de, t 2 çıkar. Ve böylece bu fonksiyonun sıfırlarını bulmuş oluruz. Artık bu fonksiyondaki t'nin değeri 8 ya da 2 olduğunda fonksiyonun 0'a eşit olacağını, yani f 8'in ve f eksi 2'nin 0 olacağını biliyoruz. Sırada tepe noktasının koordinatları var. Tepe noktasının x koordinatı, buradaki değişken t olduğu için t koordinatı demeliyim, sıfırların tam ortasındadır. Başka bir deyişle, ikinci dereceden bu fonksiyonu temsil eden parabolün x ekseni, yine yanlış söyledim, t ekseni, t ekseni ile kesiştiği noktaların tam ortasındadır. Peki 8 ile 2'nin orta noktasını nasıl bulacağız? Tabii ki ortalamalarını alacağız. 8 artı 2, 10 eder. 10 bölü 2 de 5. 5, 8'den ve 2'den 3 birim uzaklıkta olduğu için t koordinatı 5'miş. Ve t 5 olduğunda f 5 neye eşit olur? t 5ken, 5 iken 5 eksi 5, 0 sıfırın karesi de sıfır olduğuna göre f5 eksi 9'a eşit olur. Bu arada fonksiyonun bu formuna, bu şekline tepe noktası formu denir ve bu formda yazılmış bir fonksiyonun tepe noktasını bulmak çok kolaydır. Nasıl mı? Bakın. Denklemin bu kısmı sıfır olduğunda fonksiyonun en küçük değerini alacağını biliyoruz öyle değil mi? Ve burası sonra karesini alacağımız için en küçük sıfır olabilir. Bu parantezi sıfır yapan değer de 5'tir. Sonra, f5'i bulduğumuzda da, eksi 9 elde ederiz. Evet, tepe noktası da bu kadardı. Bu noktada, eğer bu fonksiyonu çizmek istersek, işimize yarayabilecek birçok bilgiye sahibiz. Hemen çok ama çok hızlı bir çizim yapayım. Bu t ekseni, dikkat ederseniz bu sefer x demedim, bu da y ekseni. Ve şimdi, y eşittir f t'yi çizeceğiz tepe noktasının 5 virgül eksi 9 noktasında olduğunu biliyoruz. t eşittir 5, y eşittir eksi 9 noktası. İşte burada. t eşittir 8 ve t eşittir 2 noktalarında da sıfırlarımız var. Burası 8, burası da, bir daha çizeyim, 2. Ve artık bu noktaları kullanarak y eşittir ft grafiğini kolaylıkla, rahatlıkla çizebiliriz. Evet, y eşittir ft'nin buna benzeyen bir grafiği var. Aynen böyle. y eşittir ft. Ne dedik? Bir de son olarak simetri doğrusunu bulacağız demiştik, değil mi? Simetri doğrusu, tepe noktasından geçen dikey doğru olduğuna göre, bu doğrunun denklemi t eşittir 5'tir. Tepe noktasının t koordinatı, simetri doğrusunu verir. Şimdi sıra diğerlerinde. Önce sıfırlar. Bunu sıfıra eşitlersek, x artı 2 çarpı x artı 4 eşittir 0. Bu, x artı 2'nin ya da x artı 4'ün sıfıra eşit olduğu durumlarda gerçekleşir, öyle değil mi? Burada iki taraftan da 2 çıkarırsam, x eksi 2'ye, burada da 4 çıkardığımda, x eksi 4'e eşit olur. Bir önceki örnekte olduğu gibi tepe noktasının x koordinatı sıfırların tam ortasında olacağından, eksi 2 artı eksi 4 eksi 6 eder. Bunu 2'ye bölersem de tepe noktasının x koordinatını eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Bu fonksiyona eksi 3'ü verirsem bir hesaplayalım. Eksi 1 çarpı 1 elde ederim öyle değil mi? Eksi 3 artı 2 eksi 1 çarpı 1. Evet eksi 1 eder. Simetri doğrusu da x eşittir eksi 3 doğrusudur. Bunu da hızlıca çizelim y ekseni, x'lerin hepsi eksi olduğu için x ekseninin negatif yönüne ağırlık vereceğiz. x ekseni, sıfırlar x eşittir eksi 2 ve x eşittir eksi 4'te gerçekleştiğine göre, eksi 1, eksi 2, eksi 3, 4, sıfırlar burada. Yok, yanlış oldu. Burada yani eksi 2 ve 4'tedir tepe noktası da eksi 3 virgül eksi 1'de olduğuna göre, bu noktaya geliyoruz. Burası eksi 1, burası eksi 2, burası da eksi 4 olduğuna göre, grafiği şöyle çizebiliriz. i̇şte böyle. y eşittir fx. Evet, gelin sonucuyu da yapalım. İşin mantığını anladınız değil mi? Buradaki sıfırlar için x kare artı 6x artı 8'i sıfıra eşitleyeceğiz. Sanırım bu denklemi çarpanlarına ayırırsak, işimiz daha kolay olacak. Evet, çarpanlarını ayırma konusunda zorlanıyorsanız, polinomların çarpanlarına ayrılması videolarına bir bakın tekrar. Hangi iki sayının toplamı 6, çarpımı da 8 eder? Tabii ki 4 ve 2'nin. 4 artı 2, 6. 4 çarpı 2 de 8 eder. Ve bunun, bununla aynı şey olduğunu siz de gördünüz, değil mi? Bu fonksiyonlar birbirinin aynısı farklı şekillerde yazılmış olmalarına rağmen aynı fonksiyonları oldukları için sonuçları hatta grafikleri de aynı olacak. Aynı tepe noktası, aynı sıfırlar ve aynı simetri doğrusu. Sadece farklı şekillerde yazılmışlar.